Ney? Üçüncü aşı. 3-4 oğlum ne varsa ben şey yapıyorum ha. Oğlum ben iyice değilim ha. Ne oldu? Beton erme gibiyim. Ne oldu akşam? Ne olmuş? İşte ne oldu, ne yaptın da akşam? Ne yaptım oğlum, ne yaptığımı bilmiyorum ben. Kusmuş muyum? Ne olmuş? Kusmuş muyum şimdi? Hayır şu an. Kusmadım değil mi? Yok şu an. Aman oğlum kusmayayım, burada olmasın yani. Kendime gelirim oğlum ben. Alman teknolojisi vardı oğlum. Alka neydi o? Alkaser. He ondan koysun oğlum. Tamam Orhan. Ses de vermiyor. Yani robot mu anlatıyordu oğlum? Yok. Robotları anlatalım oğlum. İşgalci robotlar mı? Hayır. Bilgi Deryası'nın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Haydi bakalım çocuklar. Bilgi deryalarında derya gibi mum olup dibimizi aydınlatmaya geldik. Hep şey yapacağız. Bugünkü konumuz evet. İnsanlık tarihini değiştiren icatlar. İcatlar. Çocuklar. Şey vardır oğlum, aman icat çıkarmayın derler. Bunu aman ha. Çıkarın. Çıkarın oğlum, icat da çıkarın. Kendilerini keşfetsinler. Vücudunuzu da hayır, keşfedin. Hayır. Keşfetsinler oğlum, vücutlarını da keşfetsinler. Abi onu anlat. Bilinen en eski icat hangisidir? Ne oğlum? Ateş. Ateş icat mı oğlum? Evet. Doğanın bir şeyi değil mi? Hayır. İnsanların yönetebildiği ateşten bahsediyorum. Oğlum ona icat demeyelim, fark etmek. Farkındalık diyelim. Abi. Pardon oğlum, bir dakika dur ya. Ateş var oğlum, neyin icat? Ateş zaten insandan önce sonra var, hep var. İcat gibi mi diyelim? İcat gibi diyelim ki onun kullanım alanları da var çünkü, değil mi? Kullanılabilir ateş. Evet. Söyle oğlum o zaman, kullanılabilir ateş. Doğru. Mesela yemek pişirmek için, mağarayı evet. Aydınlatmak için, diğer hayvanlardan korunmak için. Evet. Şey, rahat sevişme ortamları. Başka ne için kullanabilirler ateşi? Alev atıyor oğlum telefonu. Onu mu diyorsun? Ne diyorsun ya? Hayır. Yani başka kullanım alanları var mı bildiğin ateşi diyorum. Kundakçılık var. Kötülerin eline geçmesin icatlar. Evet. Onu da öğrensinler. Evet. Yani iyi de olabilir ateş. Kundaklama da yapabilirler. Anladım. Kundaklama yok. Ateşi... Yok aman. Ev yakmak yok ha. Para karşılığı falan, ev orman yakmak yok. Oğlum kundakçı derler, cezası ağır, şerefsizlik gibi bir şey. İnsanlar ateşi ayrıca tarım arazileri oluşturmak için kullanmıştır değil mi? Anız yakarlardı köydeyken. Evet benzer. Anızlarınızı şey. Da yakabilirsiniz ateşte çocuklar. Evde mesela ödev anızınız varsa onları yakın, bildiğinizi pekişsin. Evet bize de iletişim adreslerinden ödevlerinizi gönderebilirsiniz. Evet yaktığınız anızların fotoğrafını köylü çocukları gönderebilir. Şehirde nerede bulsun anızı da çocuklar, köylüler yakar anızlarını. Evet. Bunun dışında bilinen en büyük diğer icatlardan biri nedir? Tekerlek. Tekerlek icadı. Çocuklar şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi biz programın başında ne dedik? İcat edin, keşfedin dedik değil mi? Evet. Faydalı olun insanlığa gibi. Fakat çocuklar işiniz zor. İnanılmaz zor artık. Eskiden kolay oğlum. Eskiden sen ben gibi mal değnekleri bile bunun altına şöyle yuvarlak bir şey koyardık. Tekerlek icat ettim. Oğlum Elon Musk gibi oluyordun. Kolaydı oğlum eskiden, tekerlek kuruyor. Diyor ki taşı sivrilttim, zopanın ucuna bağladım. Uzaya bir şey yollamış gibi adamı Nobel gibi şey veriyorlar. İlk çağda Nobel değil de artık bir taş veriyorlardır ödül olarak. Evet öyle düşünmeyelim. Bilgi kümülatif olarak yani birbirinin üstüne eklenerek ilerlediği için. Evet ama işte eskiden kolay. Şimdi oğlum nerede kim nerede okuyacaklar. Her şey bulunmuş, icat edilmiş falan. Teknoloji, kapitalizmin... Yok girme. Bilgi aslında sömürünün... Kullanım. Diğer en büyük icadımızsa çivi değil mi? İnsanlar böylelikle daha sağlam yapılar elde edebiliyor. Çivi ne la? Ne demek? Kafamı aydırdın ha. Bak sabahtan beri ayılayım diye adam arkada ter koydu, ayılamıyordum. Aydırdın çivi. Çivi ne icadı oğlum? Abi daha sağlam yapı yapmak için oğlum beni küfür ettirme yani. Kusura bakmayın çocuklar, buraları silsinler falan da. Çivi ne oğlum, ne varmış? Demiri biraz sivrilttim tahtaya çakarak. Adama derler git. İcat tek patent niye? Falan da vermem. Zaten o yokken başka bir şeyleri başka bir şeye çakıyorlardır oğlum. Çivi icat mı? Abi bağlıyorlardır. Çivi olunca daha kuvvetli tutuyor. Oğlum o zaman taş sivrilteni de icat. Sivri taş diye niye demedin? Ya onu sen söyledin ya, mızrak yapıyorlar. Neyse dedin. Tamam ha, çivi de mi icat oldu? Şimdi oğlum bir dakika söyle. Kimsenin hakkını yemeyelim. Lelelelele anlatacaksın. Telefona melefona gelecek işler evet. Ya icatlarda. Evet. Şimdi telefonu icat eden adamla çivi icat eden adam aynı mı? Abi niye aynı? Hakkını yedirmem oğlum. Kırahamenin. Belin hakkını yedirmem ben oğlum. O mesela icatçılar, çivi icat eden kim? İsmet Çivi. Mal gibi biri İsmet Çivi gibi oğlum. Kırahamber halbuki telefonları... Adam neler geldi öbürüne. Mesela çocuk kafam attırmayın oğlum.
Hak yedirmem ben. Gelir İsmet Çivi'yi. Oğlum şimdi... Hayron dinle. Şimdi Graham telefonu icat etti. Gırgırgır çevirmeli falan böyle kocaman. Evet. Ooo dedin telefonları icat etti. Sonra bir teknolojinin şeyini yaptı. Başlangıç nereden nerelere geldi. Çivi icat etti. Nereye geldi? Gene çivi. Hayır. Oğlum yüzyıllardır çivi. Hayır niye öyle düşünüyorsun ki? Benim kafam attırma çivi icat diye. Tamam attırma. Çivi icat değil. İnsanlık tarihini değiştiren icatlardan ama çıkardık çivi. Çivi kim lan? Çivi kim oğlum? Çivi neyin icadıymış? Abi ben ne yapayım? Bana da metin geliyor. Ben de onu anlatıyorum yani. Kim yazıyor oğlum metinleri falan? Burada dayım var oğlum söylüyordu işte. Evet devam et. Çivi evet. Atla. Bir diğer en önemli icatlardan bir tane. Bir beş dakika durak oğlum. Ben tamam, bir kusayım geleyim. Su falan için ne olur. Bir kusayım geleyim oğlum. İyi oldu ha. İyi oldu oğlum. Midemin şeyini attım. Of. Ağzıma bak bakayım. Kalmış mı kusmuk? Yok bir şey abi. Yok, tamam oğlum üstüm başım aman ha. Kafam iyi oluyor oğlum açılır gibi oldu. Devam edelim. Ne? Devam et oğlum çividen. Tamam çivi kızanım, evet. Attık. Onun dışında da kağıt ve matbaa değil mi? Oğlum şimdi doğruları konuşmaya başladın oğlum. Kağıt. Kolay değil oğlum. Çinliler miydi? Evet, Asya'da ortaya çıktı. Çinliler oğlum. Çinliler eskiden de deli gibiydi. Barut marut da onların. Evet, onu barut da havai kağıt. Çinli. Kağıt olmasa ne olacaktı oğlum? Mesela götümüzü neye silecek diye kadar geliyor işler. Yani kağıt olmasa bir iletişim aracı olarak kullanamazdı. Kitaplar olmazdı, gibi, okuyamazdı. Bilginin şeyi gibi. Evet, yayılması için en önemli icatlardan bir tanesi kağıt. Kağıt oğlum. Yani düşün hem bilgi yayıyor hem götümüzü siliyor. İnanılmaz bir şey. Arda Turan siyah kullanıyormuş ya. Boku belli olmasın diye mi siyahta? Bilmem abi siyah öyle bir ürün mü varmış? Oğlum getiriyormuş özel Arda Turan. Yurt dışından getirmiş. Bokum görünmesin diyormuş. Halbuki çocuklar bir dakika konu dışı yaparız da. Çocuklar bu siyah mesela siyah don. Ben tavsiye etmem. Çünkü giyersin bakarsın akşam temiz duruyor dersin. Halbuki yağar gibi olmuştur o belli etmez. Beyaz silibi giyeceksiniz 3 gün sonra bakın kenarlarına yağar gibi olmuş oralar. Ben kilodumu değiştireyim dersiniz. Beyaz kilot giyin çocuklar. Evet. Arda Turan da beyaza sesin oğlum. Bu neyse ya çok kağıttan devam ediyorum. Artık iç çamaşırı önerisi de verdiğimize göre bunun dışındaki diğer büyük icatlardan biri de elektrik ama bu da ateş gibi. Yani aslında var olanı kullanabilmeye başlıyoruz. Elektrikten şimşeklerden almışlar. Evet ilk denemeler öyle olmuş sonra bunu elektrik doğal... oğlum elektrik. Buharlı gemileri falan atladık onları. Yok oraya geleceğiz şimdi oraya da. Elektrik önemli oğlum. Ceryan derler. Oğlum ben iyi değilim. Belli ne oldu? Abi tamam. Oğlum ben tamam. Giden güre kendimi dayış oldu zannediyorum. Bir an çocuklara konuşuyorum kafam iyi değil ha. Tamam dinlenelim mi ister misin? Yok oğlum devam. Ölümüne devam oğlum. Tamam. Ölümüne bir elektrik. Aman ha elektrikli ne yaparız? Buzdolabını çalıştırırız. Evet evimizdeki elektrikli eşyaları çalıştırırız. HES'ler. HES'lere girelim mi? Abi sen ne istiyorsun? Bunun dışında dev buharlı makinelerin buhar gücünün keşfi değil mi? O çok sık onu teknolojiyle ulan kömürü yakak buharıyla tıf 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 diye tren çalıştırmışlar falan kısa bir süre. Buna teknoloji demeyelim ya. Geçiş. Benim hoşuma gitmiyordu oğlum onlar. Bu pırpırlı fısır fıslı gemiler. Bu buhar boktan bir icat ya. Yani hızlı geçildiği yolmuşsun. Elantire'ye geldik oğlum. Neye? Elantrik, ceryana geldik. Evet, güzel, her şey güzelleşti, hızlandı. Çık yakın ışığın yanıyor, bir şey oluyor. Evet, şey oluyor. Ampul de çok önemli bir icat değil evet mi? Oğlum ama şöyle bir tadı aldı ampul. Ne? Eskiden kandiller vardı ya. Evet. Mesela ses duyduğunda şey yapardık, eline koca kandil alırdık. Kimsin? Kimsin? Derdin ya oğlum. Şimdi elektriği yakıyorsun, kimsin diye bakıyorsun. Tadı yok yani. Kandile dönelim mi istiyorsun? Yok dönmeyelim. Ben çocuklara nostalji tadı veriyorum. Evet, bunun dışındaki diğer büyük icat ise iletişim araçları değil mi? Radyo. Televizyon. Televizyon radyo, ve bilgisayar geliyor. Bilgisayar oğlum bunlar deli gibi icatlar. Mesela şimdi size Nihat abiniz radyonun nasıl... Şimdi radyo eski bir icat değil mi? Evet. Televizyon çıktı, bilgisayar, internet falan çıktı. Ama bu en eski radyo mesela kimse dinlemiyor artık. Boktan bir icada dönüştü ya, yani temellerden yani, gibi. Yani evet dinleyenler de vardır. Ama şimdi anlatmayayım, radyo nasıl çalışıyor? Nasıl yani? Radyo nasıl çalışıyor? Radyo sinyalleriyle... Sinyal nereden geliyor? Bir anten aracılığıyla alıyoruz o sinyalleri. Burada var ya İstanbul'da büyük dev... Nasıl gönderiyor sinyali? Ses nasıl gidiyor oğlum radyoya, ses nasıl gidiyor?
Bilmiyorum hocam, nasıl gidiyor? İşte böyle de bir şey çocuklar. Eskiden ateşi biliyorduk, tekerleği biliyorduk. Nasıl şimdi ilerledikçe neyin nasıl olduğunu bilemiyoruz. Evet ya, çok kafa açmayayım ben. Evet ya. Nasıl yapıldığını bilmesek de aktif olarak hayatımızda kullanabiliyoruz. Tamam işte çocuklar, neyse hızlandırayım oğlum ben bir telefondan sonra bu kuran bir alo diye koca telefonu buldu. Oradan lelelelele oldu telefon. Telgrafı anlatmadık. Çık 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 morf alfabesi Evet gibi. O da yine telefon yani. Çok geçici, çok boktan bir şeydi o da yani, siktir et öyle. Telefonlar oldu. Sonra ne oldu oğlum? Sonra bilgisayar ve internet. Şu an hayatımızdaki en büyük oğlum, icatlardan biri. İnternet oldu. Sonra da işte Matrix dünyasına kadar geliyor işler. Yalan mıymış, sanal mı gerçekmiş, hangi mi gerçek, hangi mi yalan. Yalan dünyaya doğru şey olduk, ah. Ah? Ah, yalan dünyanın ahı da sonradan söyledim. Böyle çocuklar, eskiden mi daha iyiydi? Ne için bu kadar icat ama biz gerçek değil gibi miyiz acaba? Biz niye gerçek olmayalım ya? Oğlum ne bileyim, herkes Instagram'daki takipçisine göre mi bir şey oluyor? Senin kaç takipçin var? Arttı oğlum. Kaç oldu? Arttı oğlum. Kaç oldu? Geldi yani bir Rahamda 25 bin falan oldu. Oo. DM'ler memeler. Nut. Ne? Nut deniyormuş. Nut ne ya? Ne geliyor? Nut ne? Göt. Ne? Göt atıyorlarmış. Ne yani, demek göt atıyorlarmış? Götümün resmini atıyorum. Sana attılar mı? Oğlum. Kızlar, güvenemedim ben, beni şey yapar. Oğlum bundan sonra mı konuşacak? İnternetten insanlar kendi gerçekliğini mi kaybetmiştiğini miydi? Sanal olan ortamla gerçek oğlum, olan ortam. O kadar teknoloji var gene şey gibiyiz ya. Ne gibiyiz? En eski daha iyiydi miydi mi acaba? Hayır, niye daha iyi olsun? Olur mu öyle şey yapmışsın? Benliğimiz mi kaybolduk? Hayır, benliğimiz falan kayboldu. Doğru lan, nerede kaybolacak? Eskiden sanki birden kafam şeye gitti ya. Boşver, bir bilge gibi konuşayım dedim de boşver oğlum. Eskiden bokumuzu yiyorduk. Eski dönemlerde falan daha mı iyiydi sanki? Boşver oğlum, eski yeni işte güzel ya. Herkes herkese flörtleşiyor, bir şey yapıyor, iletişim kuruyor, bir şeyler. Olaylar, dünyada her şeye erişebiliyoruz. Evet, hayatımızda konforluğumuz arttı değil mi? Oğlum ben çok tutarsız konuşuyorum. Nasıl yani? Bilmiyorum oğlum, ben bu sabah bugün çok tutarsızım. Halbuki benim karakterim lak diye oturmuştu ya 6 yaşında. Evet. Bugün o karakterden eser yok. Kafam iyi diye mi? Nasıl yapalım acaba? Masal mı? Masal mı diyelim? Evet, hadi masal hadi saati diyelim. Masal diyelim bakayım, lang. Ling 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 ling. Lang lang derim ki daha kalın bir çammış gibi. Öyle mi yapalım? Lang. Bugün de değiştirek oğlum. İçeriği değiştiremedik bari. Ne de? Oğlum tek... Optimus Prime. Optimus bu şey miydi oğlum? Kamyonlar dövüşüyor. Hayır değil, Transformers abi, onu da mı bilmiyorsun? Onu... Adam ulan. Ne dedi bu? Bir şey demedi bak, dönüşüm sesiydi o. Oğlum bak, elimin ters koydun muydu? Öyle kalın ses olmaz. Evet, bize bugün hangi masalı hazırladın? Bu şey mi oğlum? Tır Osman değildi. Hayır, neydi? Hayır, Optimus Prime. Optimus Osman. Osman oğlum, çocuklar neydi Optimus Tırmırız anlamadılar. Trans neydi? Transformers masalıyla başlayacağız. O zaman şöyle yapalım. Hayırdır, burada Transformers'ın kafası burada. Kafasını buraya getirdik Orhan sağ olsun. Kafasını koyduk. Vurmak çok hoşuma gitti oğlum bundan. Bu adamın adı neydi? Optimus Prime. Optimus Prime anlatacağız size. Bunun kafası kopmuş, vücudunu anlatacağız. Evet. Uzak bir gezegenden gelen ve dünyayı kötülüklerden korumak isteyen ya, bir robot türü değil mi? Valla. Oğlum şöyle iki tane çocuklar. Tırlar, kamyonlar, arabalar var. Kötü tırlar var. Karaktersiz tırlar var, kamyonlar, arabalar var, karakteriyle yoksun. Bir tarafta da iyi tır, iyi kamyon kaybım var. Çok iyi o kadar iyi yürekli kamyon ki bu. Sevgi miydi, demek miydi, Kadir İnanır'ın? Veskalı yarim değil. Değil oğlum, ne be... Lan Selvi Boylu Balyazmanım. Evet. Filmindeki kırmızı kamyon gibi iyi niyetli kamyonlarımız var. Bir de şerefsiz düşük kamyonlarımız var. Otobotlar var. Bu iyi mi, kötü mü düşük? Bu iyi. Bu iyi mi? İyi. Tamam. Bir de Decepticon'lar var ama Optimus Prime ikisinden de oğlum, değil. İlaç içme gibi çocuktan kafasını karıştırdın. Tamam, sen arada şey yaparsın. Şimdi çocuklar, bunlar kaymon diyorsun. Vay kaymon. Ne güzel diyorlar. Nakliyede kullanacak. Lah lah. Gibi bir şey. Robota dönüşüyorlar. Evet. Sen de oyna bakayım, nasıl dönüşüyorlar? Ben nasıl dönüşeyim abi robota? Oğlum mesela ben kamyonum şimdi. Çocuklar bakın, gözünüze canlansın diye yapayım. Kamyonum. Buna dönüştüm mesela. Sen de yap oğlum. Vallahi fena değil ha. Robot oldum. Robot oldu da. Mesela robot oldu. Bu kötü robotmuş. Ben iyi robotmuş. Tamam, ben Decepticon'muşum. Decepticon'muş. Ben de Asapticon neymişim? Otobot'muş. Otobot bir şeymişim. Diyorum ki bana, oğlum sen hayırdır? Sen hayırdır? Oğlum elini indir otur. Sen indir. Lan oğlum Decepticon'um ben. Sen Decepticon... Oğlum biz her gün Decepticon
Hayır o ne demek? Her gün de tepki de yiyoruz oğlum ben. Bu güçlük ama bunun da yüreği var böyle. Mesela bu büyük robot. Osoptison muydu? Deceptikonum ben. Deceptikon ben de otobokum. Otobot. O, neyse otobok. Şey, mesela bu dedi ki seni döverim de robot sesiyle de. Seni döverim. Bak ben de güçlüyüm ama şey yapayım. Nereye döveyim oğlum? Bıçağımı çıkarım. Şak! Aaa! Aaa! Eller oğlum çok. Siz hepsi k***miştik devirip. Böyle böyle dövüşüyorlar oğlum. Bunların böyle sahneleri var. Bu metaformoz mu yapıyorduk? Kim? Metafor. Metafor olarak anlattık size. Ama şurada şöyle işte bu dövüşüyor. O onu yere çalıyor. Tır tır yere çalıyor. Arada arabalar falan eziliyor. Arabalar abi vurma falan diyor. Çünkü kamyon uçak var oğlum. Uçak evet. Adam robota dönüşüyor. O gelip dövüyor derken grader. Graderler var. Dozer graderler dönüşüyor. Ona vururken o kepçesiyle koyuyor öbürü. Oğlum metal içinde bir şey böyle izleyince gözün şey oluyor. Çok da güzel bir film değil ha. Evet dünyayı... Benim gözüm yoruluyor. Ya böyle kaptık kaptık diyorsun inşaat izlerim daha iyi. Bu Septicon muydu? Abi bu Optimus. O Septicon muydu? Hayır bu Optimus Prime. Bak Autobots diyor. Autobots. Güzel. Otobotları çağırıyor yani. Geri kalan nerede bunun? Abi yok bu zaten şey maske. İnfaz mı edilmiş? Yok hayır abi niye infaz edilsin? Bu böyle takıyorsun bunu. Tak oğlum. Böyle bir şey. Çok güzel oldu işte. Bak Necem geldi ha. Sen bu kafaya bir tak bakayım sen Deceptikon ol. Abi bununla Deceptikon olamam. Bak sen. Oğlum korkuttuk ha. Oğlum. Vallahi gece rüyama giren ha. Böyle şarkı Deceptikon. Hayır şöyle abi. Oğlum sesin değişti. Şimdi bu otobotlardan ya. Bunu sana takacağız. Ha bu benim. Sen Deceptikon'du tamam. Tak bunu. Mövbek. Böyle mi konuşacağız oğlum? Nasıl konuşacağız? Ananı s**eyim sonra çeviriyor mu? Hayır Deceptikon diyormuş. Oğlum bak bir şey diyeceğim sen Deceptikonsun. Evet. Bak şimdi oğlum kafayı görüyor mu bendeki? Evet. Oğlum sana bir kafa atarım buradan bu kafam. Oğlum çok ağırmış kafam ağrıdı. Alayım mı? Deceptikon bir dakika bir oynayalım. Merhaba ben kendi kendine konuştum. Al çünkü oğlum deli gibi bir şey oldum. Dur aldım. Oğlum o neymiş ya? Evet bir şey. Güzeldir bu. Güzel. Sen mi şimdi şey oldun? Ben şu an Otobok. Optimus Prime oldum. Optimus Primus ben kimdim? Deceptikonsun. Sen kamyondan mı dönüştüydün, tırdan mı? Tırdan dönüştüm ama sana vuramam. Ben arabadan mı dönüştüm, kayboldan mı? Yok, tırdan dönüştüm ama sana vuramam ben. Ben graderden mi dönüşmüşüm? Fark etme sen uçaktan da dönüşmüş. Dönüştüm kim niye vuramıyorsun bana? Abi büyüğümsün nasıl vurayım abi, ben? Abi doğru oğlum doğru. Bir de ben alttan bıçağı soktuydum zaten tamam. Evet çocuklar böyle saçma sapan şeyler. Kötüler iyiler savaşıyor falan. İyiler mi kazanıyor? Tabii ki iyiler kazanıyor. Çınlı ne oldu ya? İyi değilim oğlum iyi değilim. Evet ne öğrendik biz Terminator masalında? Valla ne yaptınız boş oğlum hep kötüler kazanacak. Hayır. Hep bu dünyada kötüler kazanacak. Hayır ne kadar güçsüz de olsak her zaman iyi olmalıyız değil nereye? Mi? Güçlüler güçlüğü hep ezer. Ha küçük bıçağın varsa takarsın bıçağı. Niye takıyorsun abi? Onu da kötü örnek oldu. Unuttum. Ben iyi değilim oğlum. Evet değilsin. Bilmiyorum. Bir çay çorba bir şey ayarlayalım mı? Olur. Bir çay çorba getirin. Tamam.